Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yine çiçeklerle beraberim. Çiçeklerimin adı Meleklerin Borazanı veya Melek Borusu diye geçiyor halk arasında. Yabancı ismi de var. Onu da videonun altına yazarız. Birçok çiçek ektiğimiz için hep yabancı isimlerini çok fazla aklımızda tutamıyoruz. Şöyle arkadaşlar, aslında şimdi çiçek ekeceğim ama öncelikle bir şeyler söylemek istiyorum. Şu koronavirüsü adına çok üzgünüm. En az sizler kadar ben de çok üzgünüm. Bütün insanlık adına, dünya adına, dünya insanları adına acılar yaşandı. Yani onları gördük, gözlemledik video televizyonlardan. Yaklaşık işte 15-20 gündür de ülkemize geldi bu hastalık. İnşallah kayıp vermeyiz. Yani en az kayıpla Allah atlatmayı nasip etsin inşallah. Yani bizler de biraz duyarlı olup çok fazla dışarıya çıkmayalım. Tabii işe gidecek olanlar mecbur gidecekler yani. Ama bizim yaş grubumuzdakiler biraz evde durup yani kendimiz de kolamalıyız, dışarıdakini de kolamalıyız. Allah'ım inşallah tez vakitte şifa verir. Allah bu hastalığı yok eder. Yani Allah en az kayıpla atlatmayı nasip etsin. Arkadaşlar şimdi ben çiçek ekimime geçeyim. Arkadaşlar bu çiçeğimin adı az önce söylediğim gibi Melek Borazanı ya da Meleklerin Borazanı diye geçiyor. Şimdi ben bu çeliklerimi komşumun kapısının önünde var. Rica ettim, böyle bir dal kesti verdi bana. Ben de bu dalı böyle gördüğünüz gibi dörde böldüm. Bir haftadır suyun içinde duruyorlar. O gün, ertesi gün ekerim diye düşündüm ama işte hayat gaylesi, dünya gaylesi derken bunları ekemedim kaldı. Şöyle, bunda da köklendirebilirsiniz. Şu anda ekmesem 15 gün, 20 gün zarfında zaten köklenirler diye düşünüyorum. Ama ben şimdi ekmek istedim. 4 tane çeliğim var. Bunun için de 3 tane saksı ayarladım. Bu normal bahçe toprağı, ona biraz da perlit kattım. Bu da bahçe toprağına hazır toprak, bu da normal bahçe toprağı. Hatta birkaç tane orkide çam kabukları vardı, buna da onlardan da kattım. Bu bahçeyle hazır toprak. Şimdi hepsini ekeceğim. Birini artık 3 saksı ayarladım. Birini 2 tane ekeceğiz, diğerlerini birer tane ekeceğiz. Muhtemelen bu perlitli olan da daha çok köklenecektir gibi geliyor. Çünkü perlit köklendirmeyi hızlandırıyor. Şimdi çeliklerimizi ekelim. Nasıl kestik? Arkadaşlar eğer çelik ekeceğimiz zaman en az böyle 1, 2, 3, 4. En az 4 gözü olması lazım. 5 ve 6 göze kadar ekebilirsiniz. Ama 4 gözü olmalı ki birinden olmazsa diğerlerinden patlama olasılığı olsun. Ne kadar ekmemiz lazım? Muhtemelen bu gözünden köklenecektir. Buradan da köklenme olabilir ama buradan daha çabuk, hızlı köklenecektir. O yüzden yani yaklaşık 10 santim kadar toprağın içine gömmemiz lazım. Şimdi çeliğimizin birini ektik. Arkadaşlar şu kadar, yani şu en az böyle 2 gözü içe, en az toprağın içinde 1 gözü veya 2 gözü kalması lazım. Hiç olmazsa eğer toprağınız, saksınız çok derindeyse 1 gözü toprağın içinde kalması lazım ki rahatlıkla köklenebilsin. Ama biz 2 gözünü de toprağın içine koyacağız. Böyle kalemimizle biraz açtık. Zaten oldukça sert bir çelik. Hani böyle bastırsanız da zaten girecektir. Şimdi buna 2 tane ekelim. Bakar mısınız köklenmeye arkadaşlar? Eğer bunu bir ay kadar veya bir hafta 15 gün daha tutsak muhteşem şey yapacaktır. Kökler başlamış köklenmeye. Ya da bunu, arkadaşlar bunu da şeyde bırakayım. Haydi suda bırakayım. Aslında ekecektim. Ama bunu suda bırakayım. Bu suda köklensin.
Biz böyle 3 saksımızı ekelim. Şimdi bu çelikteki filizlerini kopartalım. Arkadaşlar ben şimdi suya koydum diye şuralarını biraz kabuklarını çok hafif böyle bıçakla sıyırırsanız da çok güzel olur. Köklenmesi daha bile hızlı olur. Ama şimdi su da durdu. Bu dış kabuğu biraz yumuşadığı için ben bu şekilde ekiyorum. Sizler isterseniz bu dış kabuğunu biraz bıçakla çentebilirsiniz. Tamamını soymayacağınız. Ya da bu şekilde de ekebilirsiniz. Ben böyle ekmeyi tercih ettim. Şimdi arkadaşlar bunu suda bırakacağız. Suda köklendireceğiz. Çünkü kökleri çıkmaya başlamış. Bir haftada köklenmeye başlamış. Bunlar da fazla yok. Kök yerleri kabarmış arkadaşlar. Bakar mısınız beyaz beyaz? Şimdi bunu da ekelim. Şimdi bunu da ikinci gözüne kadar toprağımızla buluşturduk. Arkadaşlar bunlar bahçe çiçeği olduğu için dışarıya çekeceğim. Aslında saksıda da yetiştirilebiliyor. Fakat normalde bunu toprağa ekmemiz gerekiyor bahçede. Ama ben sakslarda yetiştirip oldukça 2 tanesini falan kendime ayırırım. Birini de artık hediye ederiz. Veya işte isteyenler olur onlara veririz. Ama şöyle ki toprağa ekerseniz çok daha güzel genişir. Ya da büyükçe, oldukça büyük bir saksıda da çok güzel. Çünkü oldukça büyüyen, aslında büyüyen bir çiçek ama kontrol sizin elinizde. Siz istediğiniz şekli verebiliyorsunuz buna. İstediğiniz kadar büyütüp, isterseniz 1 metreden yukarı büyütmezsiniz. Sürekli budarsınız, o şekilde yanlara gider. Çevresi de arkadaşlarımın var işte bahçelerinde, kapı önlerinde. 1 metre civarında çevresi oluyor. O kadar da açmalarını müsaade ediyorlar. Yani kontrollerini, bu çiçeğin kontrolü sizin elinizde. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. İster bırakırsınız ağaç gibi büyür, isterseniz işte 75 santim, 1 metre, 1,5 metre yüksekliğinde büyütebilirsiniz. Budaması da ona göre yapıldığı zaman çok 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 güzel bir çiçek. Yalnız tabii ki bu çiçeği eken de biraz tedbirli olmalı. Çünkü çiçeklerinin zehirli olduğunu biliyoruz. Yani çocuklara falan dikkat etmek gerekir. Şimdi arkadaşlar ben çiçeklerimi ektim. Can sularını verelim. Ondan sonra bahçemize çıkaracağız. Şimdi tabii yeni ektiğimiz için çok fazla toprağını kurumasına müsaade etmeyeceğiz. Zaman zaman yani 3-4 günde bir çok hafif böyle sulayacağız ki köklerini rahatla çıkartabilsin ve toprağımız aşırı kuru olursa yeni çıkan köklerimiz de toprağın içinde yayılmakta zorluk çeker. Ama şimdi böyle ektik çiçeklerimizi. Allah sağlıcakla büyümeyi nasip etsin. Muhtemelen yani suya da koyduğumuz için köklenmesi daha çabuk olacaktır. Bir ay gibi bir süre sonra kontrol ederiz. Zaten bu filizlerinin büyümelerinden anlayacağız ki tutup tutmadığını. Eğer tutmadıysa bunlar buralardan kurumaya başlayacak. Ama Allah nasip ederse tutturduk diye düşünüyorum. Tutacak diye düşünüyorum. Yani öyle olmasını diliyoruz. Rabbim de öyle inşallah istediğimiz gibi çiçeğimizi geliştirir. Arkadaşlar bu çiçeğim hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımdan haberdar olmak için de zil butonunu açarsanız mutlu olurum. Çiçekli kalın, sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.